selamı. Tarikatın as-sahba ve hayrı cemiyye. Ayet bizim vaktimizin halini anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hal nubbikum lakhsarina amala alladhina dhalla sa'a fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'a. Bu kimdir en zararlı olan insanları haber vereyim diyor Allah Azze ve Celle. Bu dünyada en zararda olan insanlar kim? Hüsranda olan insanlar kimdir? Bir şeyler yapıyorlar, kendi kafalarına göre yaşıyorlar. Budur hayat, bu her türlü şey yapıyorlar. Küfür içinde, dalalet içinde, insanları da kendiler gibi olsun diye uğraşıyorlar, yönlendiriyorlar ki biz çok büyük bir işler yapıyoruz diye seviniyorlar. Onlar hiçbir işi iyi olmayan şeydir. Hiçbir faydası olmayan, faydasını bırak olmaması zararda, zarar bütün insanlığa, kendilerine de zarar veriyorlar. Bütün hayatları boyunca bir halt yapıyoruz, bir iş yapıyoruz zannedip insanları kötü yollara sürükleyip Allah'tan uzaklaştırıp Peygamber Efendimiz'den uzaklaştırıp İslam'dan, iyilikten uzaklaştırıp işte sen kendi kafana göre yaşıyorsun, sen akıllısın, sen modernsin, sen öteki şeylere bakma deyip bütün vakit kendine beğenmiş. Ben sonunda hüsran, zarar, bütün hayat boşa gitmiş. Boşa gitmekten vade günahla dolu bir hayat yaşamışlar. Onlar en büyük zararda olan onlardır. Yani kendilerini iyi zannedip, iyi yaptık zannedip en sonunda mesela bir imtihan kağıdını başından sonra sonuna kadar 2 saat, 3 saat yalan yanlış şeyler yazıp vermiş ateş mi? Bunu 100 lira alacağım diye sevinerek vermiş onu bu bakan hocalar hayatı onu bakacak yanlış mı doğru bakıyorlar başından sonuna kadar yanlış bir tane doğru bir şey yok yani sen sınıfta kalmışsın bütün senelerin boşuna gitmiş diye nasıl şok olursa ahirette daha beter şok olacak. Onun için böyle insanların, böyle heriflerin, kadınların ne olursa olsun onların fikirlerine sakın peşlerine gitmeyin. Onlar zaten kendilerine de helak olacak, sizi de helak etmesinler. Allah muhafaza etsin. Bunlar çok var bu zamanda. Allı pullu güzel konuşan zannederler, fikirleri modern fikirler deyip Allah Azze ve Celle dine karşı olanlar en çok zarara olacak olan insanları bunlardır. Allah şerlerden muhafaza etsin. Allah insanlara da hidayet versin inşallah. Allah muhafaza etsin diyoruz. Çünkü Allah muhafaza ederse kurtuluruz. Başka türlü millet peşlerinden gidiyor gibi bir şey zannedip dediğimiz gibi sonunda şok olacaklar. Allah muhafaza etsin.
Allah ümmeti korusun inşallah. Vahusus gençler yaşları, ihtiyarları beğenmiyor, zanneder ki şey yapıyor. Onlar da sonra ihtiyar oldukları vakit akıllara başlarına gelirse pişman olmuş olur. Olmasa helak olup giderler. Allah muhafaza etsin. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.